programı uygulaması IMF'li veya IMF'siz mümkün değil. Niye değil? Bir, yani niyetleri, kabiliyetleri ve kadroları zaten böyle bir şeyi yapmaya el vermez. İkincisi, seçimlere artık o kadar az zaman kaldı ki bir istikrar programının uygulanması ve sonucunun alınması en az 1,5-2 sene gerektirir. AKP gibi bir popülist parti için zaten oylarında büyük aşınma olduğu için durumu düzeltecek, toplumsal mutabakat sağlayacak, güven ve istikrarı sağlayacak bir mali istikrar programını ne hazırlayabilirler, ne uygulayabilirler. Ne IMF'li, ne IMF'siz. Zaten IMF gelse bunların harcamalarına dur diyeceği için IMF'yi de zaten hiç istemezler yani. Yanlış anlamayın, ben IMF'li olsun diye bir şey demiyorum çünkü ben IMF'den borç almamış tek ekonomi bakanıyım. Tayyip Erdoğanlar AKP 2015'te IMF'den son borcu alan iktidardır. IMF'cidir bunlar yani. Ben IMF'ci değilim, yanlış anlamayın. Ben IMF'den hiç borç almadım. Bir liralık bile borç almadım. Tek bir program yönetmedim. Yani millet 94'te karıştırır beni. Ben 94'te bakan filan değildim yani. Onun için herkes iyi bilsin bunu. Bunun için söylüyorum. Yani bir mali istikrar programı uygulamak gerekiyor. Bunu ehil kadrolarla yapmak gerekiyor. Yetmez. Bir toplumsal mutabakat gerekiyor. Bakın, toplumsal mutabakat olmadığı, güven olmadığı için insanlar enflasyonu geçmişe endekslediği için biz enflasyonda katılık deriz. Enflasyonda atalet deriz ekonomide. Türkiye'deki enflasyon beklentileri o kadar yüksek ki bugün Türk İş Başkanı'nı dinledim. Kardeşim diyor ya şekerde diyor doların payı nedir ki diyor iki katına çıktı diyor mesela. İşte Türk İş Başkanı'nı bilerek bilmeyerek yanlış söylüyor. Tabii. Cumhuriyet'te iklim öngelin röportajı Sayın Söylemez. O değil mi? Bravo, ben de Cumhuriyet'te okudum galiba. İklim öngel. Bugün akşam da yine Tele1'de evet. Evren Hanım'ı dinledim. Onun programında konuştu. Halbuki ana şu haber bültenimizde bakın vardı. Niye? Evet. İşte bu beklentilerin yüksek olması stokçuluğu arttırır. Geleceğe değil, geçmiş enflasyonu endekslendiği için beklentiler toplumsal mutabakat olmadığı güven... Buna biz enflasyon katılığı diyoruz ekonomi literatüründe. Inflation inşer eder İngilizcesi. Enflasyon katılığı, enflasyon ataleti de olarak geçer bu. Ve bu şartlarda mesela Tayyip Erdoğan faizler düşür yatırım artar zannediyor. Artmaz. Keynesyen ekonomistleri bilmiyor. Hangi okuldan mezun ben bilmiyorum. Benim okuduğum okuldan mezun değil kesin yani. Bizim okulda dediler ki keynesyen ekonomistler o yatırım ortamı güven kaybolduğu zaman animal spirit denilen hayvani içgüdü devreye girer. İnsanlar tasarruflarını ve kendini korurlar. Para olsa da yatırım yapmazlar. Faizler düşse de yatırım yapmazlar. Bunun adına biz tırnak içinde yatırım tuzağı diyoruz. Türkiye şu anda bir yatırım tuzağına girmiş vaziyette. Benim komşum var. Çok namuslu, temiz, terbiyeli bir genç arkadaş. Arabasını görüyorum. Oğlum dedim bir karşılaştık benden çok genç. Niye dedim gitmiyorsun sen işe son zamanlarda inşaat yapmıyor musun? İnşaat yapansa da. Sayın Bakan dedi ben dedi 3 ay sonraki fiyatları göremiyorum. Demirin fiyatını yapamıyorum. Mahcup olurum, batarım diye endişe ediyorum. Çekildim evimi bekliyorum dedi. Bakın bu orta boylu namuslu. Evet. Kendi yerine kavranan. Birçok insan böyle. Şimdi evet. Bu yatırım tuzağı budur işte. Animal spirit dediğimiz hayvansal içgüdü insanları kriz ve kaos zamanlarında belirsizlik ve öngörülemezlik zamanlarında içine kapanmaya iter. Biz buna yatırım tuzağı diyoruz. Onun için Tayyip Erdoğan daha çok bekler yatırım. Efendim ihracat atacakmış da bilmem ne dış güçlermiş. Birleşik Arap Emirlikleri dış güçler değil mi? Şimdi birazdan konuşacağız. Birleşik Arap Emirlikleri bize niye geldi? Konuşacağız. Oraya gireyim mi? İster misiniz yoksa girmeyeyim mi? Konuşacağız. Yok Sayın Söylemez girmeyin çünkü girmeyeyim. Daha varlık fonunu konuşacağız. Peki. Birleşik Arap Emirlikleri bir şey niye diyorum. Geldi? 10 milyar bugün dolarla gelmiş. Türk İş Başkanı onu anlatacağım. Niye geldiğini de söyleyeceğim. Benim bildiğim bir sebep var. Yani bana şu anda telefonuma mesaj yağıyor. Bilmiyorum size geliyor mu? Ben bu kadar izlendiğimi hatırlamıyorum. Çok ilginç yani. Ya bugün maç filan da yoktu galiba. Fener'in maçı vardı ama o da bitti. Halk çünkü bakın bu sıkıntılı programı izliyor. Çünkü herkes anda. Kendinin istikbalinin, parasının derdine düşmüş. Geleceğinin öngörülemez derdine düşmüş. Bakın Suriye'lere ihracat artacakmış. Hangi ihracatımız artar bizim? Bir kere bir. Biz efendim Çin'in yapmadığını biz yapıyoruz. Bu yandaş gazetecileri geçen gün izledim kahkahalarla güldüm. TGT'de bir çocuk var. Diyor çıkmış diyor ki efendim diyor Çin'in üretemediği markaları biz üreteceğiz. Ya Çin'in kapasitesi senin 100 katın kardeşim. Senin o kapasiteye gelmen için 10 yıl yatırım yapman lazım bir kere. Bir. Yani Çin dese ki al hepsini sen yap yapamazsın yapacağın şey mevcudu ikiye katlarsın en fazla. Evet. Tamam bir kere bir bu iki. İkincisi
Bizim artan ihracatımız. Oradaki iş gücü ucuzluğunu aldı galiba o. Tam ona geleceğim İdris Bey. Şimdi bakın. İş gücünde Çin'in gerisindeyiz ama kapasitemiz yetmez. Bakın evet. Şimdi kim var bizde şimdi? Suriyeliler, Afganlar. Ankara siteleri. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'ya gidiyorum. Burada da sizler belki hangi semtlerde yoğunlar. Fatih'te mi yoğunlar bilmiyorum. Bunlar geliyor. Devletten sağlık yardımı alıyor. Bilmem o çocuklarına okul yardımı alıyor. Bir de kayıt dışı işçi olarak 2000-2500 lira alıp çalışıyorlar. Boğaz sokuna razılar adamlar. Kim bunlar? Suriyeliler, Afganlar. Evet, savaştan kaçanları koruyalım ama hani yüz verdi galeye geldi oturdu ortaya derler yani. Şimdi bu adamlar gelince ne oluyor? İhracatçı, bunlar düşük eğitimli insanlar. Bakın geneli için demiyorum ama çoğunluğu yani bu düzensiz göçlerin, göçmenlerin, sığınmacıların %90'ı niteliksiz. Yani eğitimleri yeterli değil, mesleki becerileri yok falan. Nerede çalışırlar bunlar? Nitelikli emek faktörü, bakın şimdi ben şey, yani biz ekonomi dersinde konuşalım. Tayyip Erdoğan'ın mezun olduğu okuldan değiliz ama biz de ekonomi okuduk yani. Bir de öyle anlatalım yani. Bakın emek faktörü bollaşıp hızlanırsa o zaman emeği yoğun kullanan nitelikli eğitimli insanlara ihtiyaç duymayan sektörlerde ihracat artar. Bak bugün Türk İş Başkanı'nın anlamadığı veya anlayıp da sorduğu bir soru var. Diyor ki kardeşim ne iş bu yani diyor. Yani işte ihracat niye artıyor? Artan ihracat da niteliksiz ihracat. Yani katma değeri düşük ihracat olur. Türkiye evet. 2020'de evet, 3.8 evet. Yüksek teknoloji ihracat var toplam ihracat içinde. 2021'de 2.8'e düşmüş. 3.7'den yani hiç yok mertebesinde de yüksek. Ne yapıyoruz biz? Karpuz, fındık, üzüm ihracat. İstediğin kadar ihracat. Bunun bir kamyon fındık iki tane laptop etmiyor diyor. Bu meşhur laf var biliyorsunuz. Yani emek faktörü bollaşıp ucuzladığı zaman nitelikli eğitimli insana ihtiyaç duyan sektörler ihracatta payı azalır. Niteliksiz eleman çalıştıranların payı artar. Çünkü evet. Emek faktörü ucuz. Ayrıca Türkiye'deki yoğun işsizliğe de bu. Sen söylemez devam edeceğiz. Evet. Evet. Devam edeceğiz. Size daha çok sorum var ama biraz ekonomi siyaset ilişkisini konuşmak istiyorum. Bu arada Türk İş Başkanı'na çok atıfta bulundunuz. Belki bir zaman kalırsa mutlaka konuşacağız. Asgari ücreti. Asgari ücrete en az %20 zam yapılmalı ifadesini kullanmış İkrim Öngel'e verdiği röportajda. Ve diyor ki, tekrar edelim. Belki izleyicilerimiz kaçırmıştır. Hakikaten önemli sevgili seyirciler. Diyor ki Türk İş Başkanı. Yahu diyor savaş yok diyor. Harp içinde mi? Evet ben de dinledim. Harp mi ilan edildi? Bu fiyatlar nedir diyor. Patatesin, şekerin, dolarla ne alakası var? Doların oraya girdisi biliyorsunuz sanayide çok... Şu enflasyonist beklentiler, geçmiş endekslemeler bunlar oluyor. Enflasyon atalet dediğim odur işte. Onu ya bilmiyor ya bilmiyor, söylemek istemiyor. Bilmiyorum yani. Türk İş Başkanı yani doğru 120 söylüyor. 120 liradan 240 lira oldu diyor şeker. Haklı. Türk İş Başkanı burada, güzel sorular sormuş bugün yani. Ben beğendim sorularını.